Kanalıma hoş geldiniz. Çıtır çıtır açma tarifi hazırlıyorum. Malzeme listesi ve yapılışına hemen geçiyorum. 5 su bardağı unu yoğuracağım. Kaba aldım. Üzerine 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. 1 çay kaşığı maya ekledim. 2,5 su bardağı ılık su hazırladım. 2 su bardağını ekliyorum. Yarım su bardağını da kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak, pürüzsüz güzel bir hamur yoğuruyorum. 2-3 dakika kadar yoğuruyorum. Öncesinde hamuru elimize yapışsa da bir müddet sonra kıvamına geldikçe elimizi bırakacaktır. Unun kalitesine göre su miktarı değişiklik gösterebilir. Kontrollü olmakta yarar var. Kıvamı bu şekilde yumuşak, pürüzsüz. Dinlenmesi için 15 dakika kadar bir kenara alıyorum. Masaya un serperek dinlenen hamurumu üzerine alıyorum. Toparlıyorum. Ve bezeleri ayırıyorum. Bu ölçülerle 6 tane beze elde ediyorum. Bir tanesini açmak üzere masaya alıyorum. Diğerlerinin kurumaması için üzerine bir poşet kapatıyorum. Veya bir kapak kapatıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. İki yemek kaşığı tereyağı, bir yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ile aralarını yağlıyorum. Ben yalnızca sıvı yağ kullandım fakat tereyağı kullanmanızı öneririm. O zaman kokusu ve dokusu çok daha güzel oluyor. Aynı şekilde tüm bezelerimi yağlayarak üst üste ekliyorum. Yine bir 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra oklava ya da merdane kullanmadan elimle kenarlarından çekiştirerek açıyorum. İç harcında ıspanak kullandım ben. 250 gram ıspanağı ince doğradım. Üzerine kaşar peynir, lor peynir, baharatlar ekledim. İsterseniz kuru soğan da ekleyebilirsiniz. Hazırladığım içi bir kenara alıyorum. İsterseniz sadece peynir maydanoz, patatesli, kıymalı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Az miktarda da zeytinyağı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Çok şirindi. Küçük lelerin vardı. Anne saçını hiç kesmezdi. İşin adı, çoğu insan seni kız zannederdi. Dinlenen hamurumdan bir tanesini masaya alarak büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Öncesinde çok az masayı yağlıyorum.
Hamurumu yeterince büyüttüğümde kenarlarından katlayarak şeklini veriyorum. Yırtılmalar olabilir, hiç sorun değil. Bir kenarına harçtan ekliyorum. Rulo bir şekilde yuvarlayarak sarıyorum. Daha sonra da gül şeklinde bir şekil veriyorum. İsterseniz bu şekilde bırakarak bıçakla dilimleyerek de pişirebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Ben gül şeklinde yapmayı tercih ettim. Bir kere daha göstererek pişirme aşamasına geçiyorum. Bezelerimi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aldım. İki tanesini başka bir tarifimde kullanmak üzere ayırdım. Üzerine yumurta sarısı sürerek yaklaşık 35 dakika 40 dakika arası 35 ila 40 dakika arası pişiriyorum ağır ağır. İçerisinin pişmesi için güzel bir şekilde düşük ayarda pişiriyorum. 180 ile 190 derece yeterli olacaktır. Açmalarım yavaş yavaş kızarmaya başladı. Önerebileceğim çok lezzetli tariflerimden bir tanesi. Mutlaka yapmalısınız. Yapılışı da çok kolaydı. İç harcınızı şekillendirebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Burada nasıl çıtır çıtır bir açma olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Katları tel tel ayrılıyor ve gerçekten çıtır çıtırdı. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Hoşça kalın.